İHA kanalına hoş geldiniz. Civil 3D programında yüzlerce noktanın description kısımlarını tek tek düzenlemekle mi uğraşıyorsunuz? Bu videoda İbrahim, Kogo Point description'larını nasıl toplu ve pratik şekilde güncelleyebileceğimizi adım adım gösterecek. Hazırsanız hemen başlayalım. Herkese merhabalar. Ben İbrahim Aylaçoğlu. Bugün sizlere Civil 3D programında herhangi bir point grubundaki ya da herhangi bir point grubunu toplu bir şekilde description'ları nasıl değiştirebiliriz bunu göstereceğim. Şimdi öncelikle select komutuyla point grubundaki tüm noktaları seçtim ve akabinde edit list point seçeneğine tıklayarak şuradan gördüğünüz gibi raw description'larım var ve hepsinde tarih yazmışım. Şimdi böyle bir değişikliği neden yapma ihtiyacınız olabilir? Şöyle anlatalım. Şimdi belli bir işe bağlı olarak bir point üretmiş olabilirsiniz. Bu işin ismini ya da açıklamasını değiştirmek istiyorsunuzdur toplu bir şekilde. Bu noktalar üzerinde de çeşitli işlemler yaptığınız için noktaları silip geri yüklemek yerine toplu bir şekilde noktalara açıklama eklemek istiyor olabilirsiniz. Yani senaryoları değiştirebiliriz ama sonuç itibariyle buradaki noktalarımızı örnek verelim. Şu aralıktaki tüm noktalarımızın açıklama kısımlarını yani description kısımlarını toplu bir şekilde değiştirmek istiyorsunuzdur. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Hemen hızlı bir şekilde gösterelim. Ben bu gibi durumlarda hemen Home sekmesindeki Project Explorer kısmını kullanıyorum. Burayı tıkladığınızda Project Explorer penceresi açılıyor. Bu açılan pencerede Point kısmına gelmeniz gerekiyor. Point kısmına geldiğinizde burada All Points bir de ürettiğim farklı bir point grubu var. Dilerseniz bu point grubundaki tüm noktaları da tek seferde yapabilirsiniz. Ya da herhangi bir nokta hani belirli bir aralıktaki noktalarınızı seçtiniz. Değiştirmek istediğiniz noktaları seçtiniz. Bu seçtiğiniz noktalara toplu bir şekilde description açabilir veya mevcut description'ları değiştirebilirsiniz. Hemen nasıl yaptığımızı gösterelim. Ters tıkladım. Noktalarımı seçtim. Şöyle yapıyorum. Mesela ikinci noktadan başlayacağım. 36. noktada bitireceğim. Şimdi böyle seçerseniz doğrudan seçmemiş olursunuz. Ama 2'ye geldik. 2'yi işaretledim. Aşağıya doğru indim. 36'yı buldum. 36'yı tıklamadan önce Shift butonuna basıp 36'yı tıklarsanız 2 ile 36 arasındaki bütün noktaları seçmiş olursunuz. Noktaları seçtik. Bu aşamadan sonra ters tıkladık. Ters tıkladıktan sonra Set Row Descriptions kısmını tıklamamız gerekiyor. Burayı tıkladığımızda Civil 3D bize değiştirmek istediğimiz yeni içeriği girmemizi istiyor. Ben buraya kanalımızın ismini yazıyorum. İHA olarak yazdım. Ve OK butonuna bastım. OK butonuna bastığımda seçili olan bütün noktalardaki description'ları gördüğünüz gibi değiştirdi. Hemen kontrol edelim. Şimdi bu pencereyi kapattım. Ve All Points kısmından tüm noktaları seçtim. Akabinde Edit List Point penceresine gelerek noktaları bakıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi 2'den itibaren seçmiştik. 2'den itibaren seçtiğim için 2 ile 36 arasında hani 36'a dahil olmak üzere tüm noktaların description'larını toplu bir şekilde değiştirdi. Şimdi bu aşamadan sonra ne yapabilirsiniz? Örnek vereyim işte bu point grubundaki bütün noktaları yine İHA isimli bir point grubu açalım ve burada include kısmında toplu bir şekilde raw description'da yani raw description kısmı İHA olan bütün noktaları bu grubun içerisine dahil etmek istediğimi düşünün ve seçtim noktaları. Edit point list dediğimde gördüğünüz gibi 2 ile 36 arasındaki bütün noktaları bu gruba dahil etmiş oldum. Yani bu bana zamandan kazanç sağladı aslında. Yani bu gibi ihtiyaçlarınız olabilir. Bu gibi ihtiyaçlardan ötürü eğer böyle toplu bir şekilde bir değiştirmek isterseniz siz de benim kullandığım bu yöntemi, basit yöntemi kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Anlatımın için teşekkür ederiz İbrahim. Evet arkadaşlar, bu videoda Civil 3D programında toplu olarak point description kısımlarını nasıl değiştirebileceğimizi öğrendik. Eğer videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara sorularınızı bırakabilirsiniz. Belki bir sonraki videoda sizin sorunuz yer alır. Görüşmek üzere.